Arada İndim o balkondan yani. Destek aldığını söylüyorsun, o mümkün değil, yuvarlanırsın. Ben oradan Müge abla gelebilir miyim oraya? Yani. Yuvarlanırsın. Ay nasıl atladın? Müge abla gelebilir miyim? Buyurun. Şimdi ben bir yalanını ortaya çıkaracağım. Alabilir miyim sopayı? Tamam, çok da ledlere vurmayın da şimdi ledlere şöyle de bir şey söyleyeyim. Bu balkonun demirleri dışa doğru kavislidir. Senin buradan atlayıp da klimalardan destek alabilmen için yani dışa bombeli olup da yani ayağının çok uzun olması lazım. Ve senin buradan atlaman imkansız bir şey. Onu geçtim. Buradan atladın. Yağmur yağıyordu diyorsun. Şu köşede hemen az bir köşede Faruk Sultan Börekçi var. Diğer karşısında Çavıcı var. Bunlardan biri muhakkak seni görür ve sana %100 tepki verir. Yani geçen hafta Cüneyt'in buradan atlayıp kaçarken market Ali abinin bağırmasının arkasındaki birçok esnaf gibi seni orada paketlerlerdi. Yani bu imkansız bir şey. Hayır, ben oradan atladım. O zaman bak, ben nereden çıktım? Bu yani? Balkonun yarım metre dışarı kavisi var. Senin buradan uzandım desen, hani desem ki atladın, elini tuttun. Yarım metre zaten dışarıdasın. Buraya ayaklarının yetişmesi için senin uçar hareket alman lazım. Demin İmkansız benim yani. Söylediğimle aynı. İsterseniz. İmkansız hocam. Ben oradan hocam, tekrar inerim. Aynı fikirde. Bunu ablacığım. Aynısını abla tekrardan yaşayabiliriz. İmkansız. Ben oradan tekrar inerim. Yok bence yaparım yani. Üçüncü kattan yaparım ben kimi niye indireyim? Hani bunu eğer inanmıyorsanız hani burada gerek seyirciler gerek ya sana şöyle hani, söyleyeyim. Ben buradan tekrar i̇nsan, inerim. Bak insan inerim. Canı tehlikedeyse yedinci kata da çıkıp aşağıya inmenin yolunu bulur. Ona bir şey diyemem. Canı tehlikedeyse. Yani can korkusuyla çıkarsın yedinci katta da bir şekilde. Çünkü nasıl olsa öleceğim. Bir şey yapabilir miyim diye bakarım. Ama senin anlattığın şekilde bu binadan alt kata inmenin mantığı yok. Bir de diyorsun ki hiçbir şey de kullanmamıştım. Aklımda evet, başımdaydı diyorsun. Aklımda başımdaydı gayet. He. Yani orada da... Şu anda nasılsam o zaman... Orada da yine söylüyorum. Yine senin de sevgilin olduğunu söyleyen dün bir... Röportajımız oldu kızla ilgili. Ya benim kızına hiçbir ilişkim yok. Cüneyt'le de zaten bağlı. Samimiyeti belli bir kız var. Kızın oraya niye gittiğini de biliyoruz. Kız orada bağırır çağırır. Cüneyt ona başka bir şey yapmaya çalışır. Bağırır çağırır. Sen müdahale edersin dersin ki yapma. Onun da elinde bir şey vardır. Onu da öldüreceğim seni de öldüreceğim der falan. O zaman atlarsın. Yani benim, ama senin anlattığın yani gibi kız orada duruyordu. Panikledim atladım İçin abla için yani. Sessiz sessiz ağlıyordu. Evet. Ben de onu gördüm de camdan atladım kaçtım demenin bilmiyorum ben bir mantığını kuramadım. Müge Hanım terastan atladım dedi dün. Yok, ben terastan yanlış hatırlıyorum demedim. Bilmiyorum ama terastan oraya, atladım demedim. Terastan atlanacak bir yer yok zaten terasta. Belli falan tel örgü değil var. Yani. Kızının üstünde parası yok, hiçbir şeyi yok. Oraya tek başına gelmesinin imkanı yok. Onu oraya birisi götürmüş yani. Devrim götüren de. Hiç parası yokmuş, devrim çağırmış zaten dışarı. Yani belli bir tuzak kurulmuş, oraya çekilmiş bayağı ortada yani. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, tuzak yani o dükkandaki insanların dışarı çıkarıldığını, evet. Gökhan'ın, Cüneyt'in ve o kızın orada kapının kilitlenip kalındığını düşünüyorum. Bunu da hissetmiş, bizi aramış Merve. Yani bize bir işaret annem düştü falan diyerek böyle bir şey yapmaya evet. çalışıyor. Buyurun. Dört kişiyle girdiğini gördüm ben. En son film setine giden komşusu benim orada. Hı hı. Sabahtı dört kişiyle geldi ama yani bir iki kez sohbetim olmuş olsaydı hani niye suratını asık derdim ben onu oradan çekebilirdim. Kaan Bey bir saniye çok özür dilerim lafınızı kestim. Merve'nin hiç muhabbetiniz, sohbetiniz yok mu? Yok. Emin İki kere misiniz? Sizin eve girdiğini gördüm. Emin misiniz? Çok eminim ben kendimden. Eminsiniz. Vallahi sizin kadar değil ama ben kendimden çok eminim. Peki Kral Ahmet lakaplı şahısıyla senin evine bu Merve daha önce devamlı senin evine girip çıkıyordu bu Merve. Benim evim sen değil. Burada doğruları konuşalım. Sen burada madem buraya çıkıp sıkıntı geldiniz. Bak ben bunun için buraya geldim. Senin Bey. Orada normal bir esnaf olmadığını da senin de bu kervanın tamam. içerisine katkın olduğunu da herkes Aynen. biliyor. Tamam ha? Şu anda herkes canlı yayına bağlansın benim Yok, için. Madem doğrular versin. Konuşulacaksa bu insanlar mağdur. Sen burada şu bu anda çarpıştırıyorsun. Burada. Ben mağdurum ama bak bu şahıs. Ben bu sana şahıs bir şey söyleyeyim mağdur bak ben değil. Buraya benden sonra ben o çizgiyi aşamıyorum. Ben öldürdü diyemiyorum. Benden sonra İbrahim'den Ferdi gidiyor o eve. Tamam benden ben söyleyebiliyorum sonra ama bunu. İbrahim'den Ferdi gidiyor. Kanlı kıyafetleri götürüyor. Ne Peki bilelim sen niye balkondan atlıyorsun? Sen erkek olsan zaten yardım ederdin. Sesini yükseltme. Ben erkek olsan söyleyebilirim. Zaten sen niye ederdi. Balkondan atlıyorsun? He? Niye balkona? Erkeğin de gözüyor mu? Bir saniye biz bu mevzuya girelim. Sen şu anda suç bastırıyorsun. O zaman boş... bu insanlar biz diyor erkeklik yapıp Cüneyt'i öldürmeye gittik diyor. Ben bir mevzu Sen erkeksin ya gördüğün halde yardım etmiyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya kendi istemine geldim. Evi temizletip Cüneyt bunları evden çıkar diyor.
Bir de ben buraya kendi isteğimle geldim. Sen de kendi isteğinden geldin. Sen de o işin bana içindesin. Bana kaçıyor dediler. Dünyanın, Türkiye'nin bir numaralı fenomen programına çıktım geldim. Anladın mı? Ya burada ben kelime yapma ya. Burada mağdur. Şey bu yapıyordu. İnsanlar mağdur. O kızın çocuğu mağdur. Annesi ağlıyor. Bu mağdurum. Şimdi tamam sen mı? Mağdursun. Ben burada sana bir şey mağdurum. Merve senin evine de girip çıkıyordu. Sen tamam. De uyuşturucu içiyorsun. Tamam. Merve senin de uyuşturucu bana. İçiyordu. Bana burada, bana burada yani iyi polis rolü falan oynama. Senin de ne ayak olduğun belli. Hiç iyi polis falan Allah rolü oynamıyorum. Gelmiş bak. Burada esnafım falan diyorsun bak, ya. Güzel kardeşim. Bırakın Allah aşkına ya. Bırakın Allah aşkına ya. Çok güzel çarpıştırdın değil mi? Sen esnafım diyorsun ya. Çok güzel çarpıştırdın değil mi? Daha dün kızın adına ne diyordun? Kızın hakkında daha dün ne diyordun? Siz daha kızı çok iyi tanımıyordunuz. Oraya ne çok oldu? Kız bunun evine de giriyordu. Cüneyt'in evinden buna giriyordu. Oradaki kimin evine girdiğini, evlerden girdiğini biliyorsunuz. Hocam evler sen orada kalmıyordun ya nereden biliyorsun? Hayır. Orada kalmıyordun ya. Ben başka bir şey diyorum. Siz o evle çok ilginiz olmadığını, o eve az gittiğinizi, Merve'yi az tanıdığınızı evet, söylemiştiniz. Evet, evet. Ama Merve'nin oraya kaç defa... Evet. Girdiğini bile biliyorsunuz. Ben senin yalan söylediğin her yerinden belli. Merve de geliyordu o eve. Hep tesadüf mi oluyor? Hep tesadüf mi oluyor? Kardeşim tesadüf mi oluyor? Kayseri'deydi kardeşim. Ya bir de erkeğim diye geldi ya. Bunu ben gelmeden önce neden söylemedin? Madem benim evime girip çıkıyordu da. Ben bu programı şu an çıkana kadar niye böyle bir şeyleri vardı da söylemedin? Niye beni gördükten sonra aynen, şu anda sürekli, o balkondan senin atlaman imkansız kardeşim. Her yerinden yalan akıyor senin. Cüneyt'i de Merve'yi de. Vazgeçin. Böyle ben yani taş çatlasın diyorum ya. Ben Cüneyt'in evine ya. Yani 10 sefer gitmişimdir. Bak, dün de bir kaç sefer diyordunuz? Bak 10 sefer gitmişimdir. Sık olarak, İlk sık olarak arkadaşımı... arkadaşının kıyafetlerini almak için gittim. Arkadaşımın kıyafetlerini almaya gittim ben o gün. Şimdi yanlış zamanda, sefer yanlış yerdeydim. Belki benim üzerime bir teşkale kurdular. Ya siz oradan atladınız da sakat da kalabilir. Ki, nasıl bir şey arkadaş kurdular? Arkadaş diyor ki, nasıl bir şey ilk defa gittim diyor. Müge abla arkadaş diyor ki... Nasıl bir şey kurdular ki, sence? Abla bir saniye. Arkadaş diyor ki, beni de Antalya'da araştırın. Bu iki şahısı da araştırın. Araştıralım. Tamam. Araştırın. Tamam, neyin ne olduğunu bu arkadaşları da araştırın. Arkadaş diyor ki, ben o gün ilk defa gittim. Bu olayla karşılaştım diyor. Bir hafta öncesinden de o evdeydi bu arkadaş. Tamam bunları çıkar hadi. Bak bir hafta öncesine bana kadar. Ben oraya gittim. Aziz yani. Abi var. Aziz diye bir insan var. Onu da çağırın gelsin buraya. Aziz abiniz size peki, maddi... Peki onun bir hafta önce orada olduğunu siz nereden biliyorsunuz? Takviye eden abiniz. Bu insan bir hafta önce de oraya da geliyor. Siz nereden biliyorsunuz? Ha? Abla ben bak ne diyorum. Ben tamam, bir hafta önce ben gittim diyorum bunu bu çıkar. Eve. Hani bu... Demek ki sen de oradaydın. Ya ben tamam gittim diyorum. Tamam da abla, ablacığım kesin. Sen işte gün gün gidiş sayın arttı oraya. Ben de diyorum ki bakın. Teşekkür ediyorum. Herkes buraya konuşmaya geldiyse bu bahsettiğimiz dükkan bildiğimiz dükkan değil. Burası yasa dışı işler yapılan bir dükkan. Buraya gelenin gidenin niyeti belli zaten. Evet abla. Tamam. Doğru burada abla. Hemfikir miyiz? Evet abla. Tamam burası öyle ben yoldan geçiyordum. Köpeğimi aldım. Arkadaşımın ayakkabısını aldım falan gibi bir yer değil. Bunu da herkes biliyor zaten. Orada abla, da bir sıkıntımız yok. Bu Merve Nur da buraya geliyor mu zaman zaman? Geliyor abla. Geliyor. Kime geliyor? Cüneyt'e geliyor. Evet. Cüneyt buna bir takım yasaklı madde temin ediyor mu? Abla o evde hani Cüneyt... Ha, ediyor mu etmiyor mu? Yani o evde uyuşturucu madde içiliyor abla. Tamam. Evet. Merve Nur da buraya o yüzden gelmiyor mu? Evet. O yüzden geliyor. Kızın üstünde parası var mı? Ya bilmiyorum o ev yok, üzerinde parası yok, var mı yok mu orasını yok, bilemiyorum yok. Yani. Ya Allah kahretsin ki bu kıza bu alıştırılan bu içine düşürüldüğü tuzaktan dolayı bir menfaat sağlanıyor ki bu o yasaklı madde de ona veriliyor. Zaten hani bunu düşündükçe cinlerim tepeme çıkıyor çünkü daha bu çocuk 20 yaşında. 20 yaşında. Çok küçük. Çok küçük. Ya bir tane küçücük çocuğu var Müge Hanım her gün bize annesini soruyor ne cevap vereceğimizi şaşırıyoruz. Yani bu kız oraya yine söylüyorum dün yine söylediğimin arkasındayım. Bu kızın zaten oraya gelme niyeti belli. O nedenle bu kız onun üzerinde kırmızı bornoz varmış. Sen de gel falan denmişten ağlayacak bir kız değil zaten. Kızın hayatı bitmiş. Kızın artık hani o şeyi kalmamış. Biz tutup da 13 yaşında ortaokul öğrencisi aldı oraya geldi korktum gibi mevzu değil. İlk abla, defa başına da, bir şey gelirdi. Kızın, o şokta ağlamaya başladı. Abla, yani öyle abla değil. Ben Merve'nin bu yolun yolcusu. Sadece sözlü olarak ya yolun ağızdan duyarak öte. Ben yani kesinlikle yani sizin kardeşinizin mecburen,
Madde bağımlısı. Madde bağımlısı olduğu maddeyi için. Maddeyi bulabilmek kız için. Kız mecburen bunu yapıyor. Bir kendini bu işe ver. İşte onu temin etmek için hocam. Onu temin etmek için. İşte bağımlı, evet. Bağımlı kişiler mecburen o bağımlılık oluştuktan sonra Merve'nin, paraları Merve'nin da yoksa başka yollara başlıyor. Çalıştığını. Tamam, ben şahsi olarak yani ben görmedim abla. İşte. Benim tamam, kardeşim en son benim yanımdaydı yani. Diyorum size ya. Ondan sonra görmedim. Eve döndü. Abla. Kayıt tamam, lazım abla. Bak ablacığım, insanlar bunu konuşuyorlar zaten. Bu sen de o kızın oraya niye geldiğini biliyorsun. Bizim anlayamadığımız nokta şu. Zaten o Cüneyt'le daha evvel de görüşen bir kız. Ha şunu anlarım. O kız ne iş yaparsa yapsın, adam onu dövüyordur. Silah uzatıyordur. Bıçakla bir tarafını kesiyordur. Şimdi bu işin de değil mi? Hani değişik değişik manyaklıkları var. Sen de bunu görürsün. Oradan atlarsın amenna. Görmedim abla. Ben sadece hani bir anda panikledim abla ya. Korktum abla. Yani tecavüzden kaçan bir insan olamaz mı? İşte o zaman ama tecavüz ettiğini gördün. Tecavüz ettiğini görmedim ama o sahne vardı abla. Orada o yani ya yani benim gördüğüm o vardı abla. Tecavüze uğrayan... Yani ama benim düşüncem şu. Merve oraya çocuğu yani hastaneye gidelim diye geliyor. Ben aşağı katta, evin aşağı katında bunları tam bekliyorum. Tersi, 3 dakika sonra yukarıya çıkıyorum hocam. Hocam 3 dakika sonra ben yukarı çıkıyorum. O manzarayı görünce yani ya insan istemez yani panikler bir hocam. Çevirir gene arar. O eve niye girsin ya? İnsan istemez panikler yani. Bırak bunu, dünden beri kendin yazıyorsun, kendin oynuyorsun hocam, be. Senin bunun tecavüzünden irkilmenin sebebi yok. İzahı da yok. Orada... Hocam... O evde fuhuş dönmüyor. Merve Nur o evde ya gelmeyi niye satmıyor. Niye dönmesin? Aileler kapılarına gelip çocuklarını almak için bekliyorlarmış. Sahne arkası. Gecenin ikisine madde, kadar beklediler abla. Madde temin etmenin gerekçesi. Ya Rami Bey o kadar gerek yok. Aileler geliyorlarmış kapıların önünden kızlarını almak için. Yazın polis de geldi. Kızların yaşı geçti ama içeriden artık tehdit medildiler veya... Ben ne döndüğünü bilmiyorum ama bunların yapıldığı da belli. Polis kayıtları aileler var. Geldi. Yani burada onlar şu anda izliyorlarsa bağlansınlar, söylensinler. Ya işin içinde polise bir kere gelip alamazlar kızlarını. Bir yasak suç yani varsa onun arkası sıra gelir diğer gördü. Suçlar. Yani Müge abla. Yani ne senin onu tecavüzden gördüğünü. Ben bak şimdi. Ne Merve'yi burada yani Merve benim babamın kızı değil. Cüneyt de benim babamın oğlu değil. Ben Cüneyt'i savunmuyorum. Cüneyt'i savunmuyorum. Neredeyse madem suçsuz o da buraya çıksın gelsin. Cüneyt da buraya çıksın gelsin. Canlı yayına bağlansın telefondan. Gökhan ne bu kızcağızın... Ama ben o çizgiden ötesine gidemiyorum bak, abla. Bak. Çünkü benim Merve'yi gördüğümde bak. Merve canlıydı. Tamam. Yaşıyordu ama ağlıyordu. İşte ağlamak ama bir tehdit olması lazım. Sebebini bilmiyorum ben aşağı katlayım hocam. Peki sormaz mısın kızım? Benden herhangi bir benden herhangi bir yardım talebi etmedi kız. Dese ki Gökhan bana tecavüz ediyor beni kurtar dese ben belki orada... Onun demesine gerek yok ki. O zaman niye bir dakika? O zaman niye atladın tecavüz olduğuna şey yapmadığında? Abla bize dediydi. Oradan niye atladın o zaman? İşte soru bu. Tek soru bu. Bize dediğini söyleyebilir miyim ben? Tek soru bu. Yani kıza ne yapıldı ne yapılmadı o... Yani burada tek sorun. Benim o evde Merve'yi ağlarken görüp çıkmam mı, kaçmam mı? Sen orada neyi görüp kaçtığını olayın çözülmesi abla var. Benim başka gördüğüm bir şey yok. Ne gördün? İpe ne gördün? Bak, atsanız müebbet hapiste verseniz benim başka diyecek bir sözüm yok bu konuda. Peki, ne gördün? Dedi, bir şey söyleyecekti. Ben geldim, ben ikisine de dedim. Abla bize gelip ne dedi? Gitmeyin o eve. Ben dedim bir daha gitmeyeceğim dedim. Siz de dedim bir daha o eve gitmeyin dedim. Biz hemen Merve gittik. Nura, niye biz de geri tamam, gelmedi? Bir saniye güzel kardeşim. Sırayla. Bekle. Bekle kardeşim. Senin konuşman bitmiyor ki. Bekle kardeşim. Yalanların ya. Bitmiyor. Yalanların sizin yalanlarınız senin. Bitiyor mu? Hangi biri yalan? Ha, sizin yalanlarınız hangi biri yalan? Ha, eve bizim için bağlanan olmadı yok, ki. Eve, İftira eve, diyor ya bağlanan yok, kadınlara. Yok. Eve gidiyoruz diyor. Ya, Cüneyt'i öldürmeye. Cüneyt size avrat ya. Gibi ev temizletip gönderiyor. Siz avrat gibi ev temizleme. Niye evi siz temizlemediniz mi? Hadi seçin de. Ha? Siz ev temizlemediniz mi? Ben kanlı, 19 yaşında ya, biz nereden bilelim? Hayır, kim nereden bilsin o zaman? Kim nereden bilsin?
Korkudan yani kaçtın. Ben tamam korktum kaçtım kardeşim. Eyvallah. Tamam ama bak Gökhan'ın bu soruda da doğru. Bak Gökhan diyemediniz mi? Bir dakika, bu Gökhan da bu soruda doğru söylüyor. Siz madem gittiniz Merve Nur'u Cüneyt'in elinden kurtarmaya da niye gidip evi temizlemesine yardım ettiniz? Öyle bir şey yok. Ben evi temizlemedim ki. Ben evi temizlemedim. Öyle bir şey yok abla. Ben kaldım odayı temizledim aşağı katı ya. Üst katı temizledim. Ama o eve temizliğe gitmediler abla bunlar. Cüneyt'i öldürmeye gittiler. Şey yani niyetleri oydu. Tamam, kızı sordu. Bu insanlar. Demediniz mi? Gökhan böyle böyle diyor. Kan gördük. Ne oldu ya bu kan neci? Merve nerede? Diyemezdi. Dedim oğlum Merve nerede? Zahmet etti dedi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.